Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz yumuşacık pamuk gibi poğaça tarifimi vereceğim. Aradaki püf noktaları kaçırmamanız için videomu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamur yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ve 1 paket instant mayayı ilave ettikten sonra 3 yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum. Tüm bu malzemeleri karıştırdıktan sonra sıvı yağını ilave ediyorum. Malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Evet, şimdi bir miktar un ilave ettikten sonra 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Burada bir püf noktasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Mayalı hamurlarınızda özellikle tuzu undan sonra ilave ediniz ki fermentasyon sürecini çok güzel bir şekilde tamamlasın. O zaman hamur puf puf olur. Evet, unumuzu böyle azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek spatula yardımıyla bu şekilde hamurun kıvamını oluşturmaya çalışıyoruz. Spatula kullanıyoruz ki elimiz fazla kirlenmesin. Ne zaman ki hamur ağırlaştı, o zaman spatulayı bırakıp elimize yoğurmaya geçebiliriz. Evet, hamurum ağırlaştı gördüğünüz gibi. Şimdi spatulamda hamuru sıyırıp bu şekilde elimle yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamuru yoğururken bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Kanalıma ilk gelen arkadaşlar için daha önceki videolarımı şiddetle tavsiye ediyorum. Eminim hoşunuza gidecek tarifler bulacaksınızdır. Evet, şimdi masada yoğurma işlemime geçiyorum. Masamı biraz unladıktan sonra hamurumu alıyorum ve gördüğünüz bu hareketlerle hamurumu tekrar yoğuruyorum. Siz de göreceksiniz, hamur sonunda böyle slime gibi olacak. Çok böyle içi fosur fosur, bu şekilde yaptığınız zaman bile içinde hapsolan havacıklı böyle patır patır patlıyor. Böyle olduğu zaman hamurunuz kaliteli olmuş demektir. Evet, hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra yoğurmuş olduğum kabıma tekrar alıyorum ve üzerine hafif yağ damlatıp streç film kapatıyorum. Ve yaklaşık 40-45 dakika mayalanmaya bırakacağım arkadaşlar. Çok fazla mayalandırmıyoruz. Mayalandırma işlemini mümkünse sıcak bir ortamda yapın. Evet, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel mayalandı. Dediğim gibi çok fazla mayalandırmıyoruz. Hamurumuzun içindeki gazının çıkması için bu şekilde tekrar yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi hamurdan mandalina büyüklüğünde bu şekilde koparıyorum ve elimin içinde katlaya katlaya elimin ortasıyla bu şekilde kendi ekseni etrafında çevirerek bezeler oluşturuyorum. Bu hamurdan yaklaşık 12 tane beze çıkıyor arkadaşlar. Bezelerin üstündeki kabarcıklara bakar mısınız? Pufur pufur, nasıl böyle balon gibi. Evet arkadaşlar, bezelerimi yaptım. Şimdi hamurumu açtım biraz. Gördüğünüz gibi bu şekilde merdane yardımıyla açıyorum. Servis tabağı büyüklüğünde bu incelikte açıyoruz. Şimdi poğaçamın şeklini vermeye geçiyorum. Gördüğünüz gibi hamurun bir tarafını kaldırıyorum ve böyle akordeon şekli veriyorum. De ters çeviriyorum ve diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Ve daha sonra uçları bir araya getiriyorum. Uçları getirdikten sonra uçları çevirerek birbirine birleştiriyorum. Bakın işte bu şekilde. Yapıştırma işlemini bastırarak yapıyoruz arkadaşlar, açılmaması için. Bakar mısınız görüntüye? Evet, videoyu hızlandırarak tekrardan göstermek istiyorum. Hamurumuzu hafif unluyoruz arkadaşlar. Çok unlamıyoruz mümkünse. Bu şekilde merdane yardımıyla açıyorum. Evet, servis tabağı büyüklüğünde açtım. İnceliğinin de böyle olması gerekiyor ve bu şekilde iki taraflı akordeon şeklinde katlıyorum. Daha sonra uçları birleştiriyorum gördüğünüz gibi. Poğaçalarım bitti. Şimdi fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Daha sonra yaklaşık bir 15-20 dakika tepsi mayasını sağlıyoruz.
Burada ben gördüğünüz gibi ortada başka bir tarif var. Çünkü bir deneme yapmak istedim arkadaşlar. Acaba nasıl olacak diye hazır hamur varken bu şekilde denemek istedim. Evet, şimdi bir tane yumurta sarısına hafif süt damlatıyorum ve yapmış olduğumuz poğaçaların üzerine sürüyoruz bu şekilde. Yumurta sarısını kullanırken özellikle biraz süt damlatmanızı tavsiye ediyorum. O zaman poğaçalar kıpkırmızı olacaktır ve nar gibi kızaracaktır. Evet arkadaşlar, poğaçalarımı, yumurta sarılarımı sürdüm. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum ve nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Evet, poğaçalarım pişti ve şimdi... Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi poğaçalarım fırından çıktı. Biraz soğumasını da bekledim. Ama gördüğünüz gibi gayet güzel görünüyorlar. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel görünüyor gerçekten. Bakın. Şekillerin güzelliğine bakın. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şöyle. Şuraya bakın, gerçekten yumuşacık oldu. Yani şu an size yumuşaklığını anlatamam. Zaten biraz belli oluyor videodan da. Hemen şöyle sizin için tadına bakacağım. Bakar mısınız? Pamuk gibi. Zaten siz de gördünüz, hamuru bile fosur fosur ediyordu. Çok güzel. Harika bir tadı var. İnanılmaz güzel gerçekten. Yumuşacık, pamuk gibi ve çok lezzetli. Yumuşacık. Harika olmuş. Çayında ve kahvaltılarınızda kesinlikle tavsiye ediyorum. Geceden yapın. Bu şekilde dolaba atın, sabah kalkıp pişirin. Hiçbir şey olmaz. Sabaha kadar çok güzel mayalanır yavaş yavaş. Bakar mısınız şekline? Mutlaka tavsiye ediyorum. Yani yapın, kesinlikle yapın ve sevdiklerinizle paylaşın. İnanılmaz bir lezzet olmuş. Buna ayrı bayıldım. Bunun tarifi gelecek inşallah. Ama bugün poğaçayı mutlaka deneyin. Evet arkadaşlar, bugün de sizinle birlikte şekline şemaline hayran oldum. Poğaça tarifini paylaştım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.